İvan hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık geç kaldım başlamakta. İlk seçim olarak nişancıyı arıyordum ama bulamadım. O yüzden dedim Twisted Fate alayım üzerinde. Nasılsa bu Zamazinga var. Şimdi bir arkadaşla oynuyorum. Türkiye serverındayım. Şu anda Demir 1'im. Bakalım galibiyet alınca kaç puan olacak? Lig atlayabileceğiz mi? Onları göreceğiz. İlk saftan 1 altın düştü. Şu anda 5 altınım olacak. Twisted'ı satarsam. Borsan'la başlayabiliriz aslında ya. Şu an tamamen duruma bağlı. Aynen korsan tutabilirim ama. İlkler de fena gelmedi açıkçası. Korsan'da çok sevdiğim bir şey yok o yüzden şöyle yapalım başlangıç için. İki soylumuz oldu. Belki burada bir hata yapıp almasam bu ikisini veya bunlardan birini almasam biraz sonra bir Fiora geldiğinde buradan pişman olurum veya bir üçüncü bu geldiğinde pişman olabilirdim. O yüzden Twisted'dan vazgeçtik. Zaten item'ı da bana lazım olacak ileride. Combo konusunda fikirlerim değişiyor. Oyunu daha fazla oynadıkça komboların önemini daha da belirgin olduğunu düşünüyorum. Oyun başında önemli olan iki altınlık, iki yıldızlık adamları oynamak ama ardından kombonuz olmadığında ilk dördü alıyorsunuz. Benim taktikle ama hani daha ilerisini düşünüyorsanız bazen işe yaramıyor. O yüzden ben fikrimi değiştirmeye başladım. Önümde yine bir liste olacak benim itemlar için. Aynen biraz önce dediğim oldu işte. Şimdi bir soylu bonusuyla başladık. Buradan neler alabiliriz? Varus alabiliriz. Bu ikisini de alabilirdik ama korsana gitmeyeceğiz. Büyücü içlik yaratığı da güzel değil. O yüzden böyle bir kalsın bakalım burası. Varus Z çok daha mantıklı oluyor bu seviyelerde ama Varus'un ileride kolcu bonusundan dolayı Vayne'e sağlayabileceği katkı büyük. Gidebileceğimiz yerler açık kolcu bonusuyla. 4 kolcu bile yapabiliriz. Duruma bağlı bakalım. Dediğim gibi Muhammed arkadaşım dedim mi ya da onu bilmiyorum ama Troll Warlord benim üniversiteden yurttan arkadaşım. Onunla beraber oynuyorum şu anda. O da fena oynamıyor. Kasacağız bakalım nereye kadar gidebilirsek. Türkiye'de oynarken ben onunla oynamayı tercih ediyorum. Çin'e henüz dereceli gelmediği için durum böyle. Bir bundan aldık, bir bundan aldık, bir bunu aldık. Bunu aldık. Paramız da yettiği için bunu alıyoruz. 2 altın. Varus da satsak 4 olur ama. Bir hata olmuş olabilir ama ben Varus'u tutmak istiyordum ama şu anda bunlardan birini bozmak istemedim ve 2 seviye adamımın da olması istedim. Kombonun soylu bonusunun kime gideceği çok önemli şu anda. Muhammed geldi. 2 adamı var. Itemları yapmış ama bakalım yenebilecek mi? Sanmıyorum ya buradan bir şey çıkarabileceğini. En kötü onu keser ama. Aynen buradan bir şey çıkaramadı. Neden böyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok. İyi oynuyor dedik. Muhammed kanka böyle oynarsan bir yere var ama. Param yok zaten şimdilik. Bu ilk seviyelerde birazcık para kasabilmek çok iyi. Galibiyet serisine bağlamanız çok önemli eğer başarabiliyorsanız. Bu tabii ki sayfayı yenileyin, yeni şampiyonlar bulun anlamına gelmiyor. Bu da çok iyi. Harika oldu şu anda ya. Şu an çok memnunum. Kolcu buradan bonus alırız en azından. Lucian olsaydı... Lucian olsa daha iyi olabilirdi aslında ama Lucian kolcu değil. Buna gerçekten ihtiyaç yok. Sadece elimde tutuyorum ki havuzdaki elis sayısı düşsün. İnsanlar bulmakta zorlansın diye yoksa bir şeyim yok. Bu adamı da rahatça yenerim. Hiçbir seviye ikisi yok. 4 tane soylusu var sadece. Garen'i de erkenden indirdik. O yüzden hiç sorun olmadı. Soylu bonusu var. Birazcık dayanacak ama 3v1 yapmasının imkanı yok bir seviye adamın. Buradan da biraz hasar vurduk. Darius'u da çektik şu kenara. Sağ tarafa gereksiz adamları koyuyorum. Hani çok fazla combo düşünmediğim adam. 4 kolcuya gidersem Kindred olacak. Kindred'in yanına bir tane hayalet çok mantıklı olabilir. Bu hayalette Mordekaiser olabilir. O yüzden Morde'yi tutuyorum. Bu son turn şeyden önce şunları alalım. Bir Morde daha aldık. Bir de Darius alalım. Zed'e şimdilik gerek yok gibi ama şunu satıp Zed de alabiliriz. Böyle dursun. Hak edenler ayakta kalır. Bir sonraki turn eğer paramın durumuna göre belki bir experience de alabilirim ama tamamen duruma bağlı. Bakalım bu turn'de karşıma kim çıkacak? 100 canı olan bir Pursuit var, bir ben varım. Buradan bir galibiyet bekliyorum. Ben yine aynı adam çıktı. Hiç şansı yok yine.
Ben güçlenmedim bu turn ama onun da güçlenmediğini gördük böylelikle. Önemli olay Garen'i bir şekilde hızlı hızlı indirebilmek. Güzel. Tamam, biz de bu bonus. Bonus bizde Fiora da vardı. Fiora güzel güzel can çekiyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Biraz ufaktan korkuttu ama yine kazanamadı adam. Şimdi şampiyon seçeceğiz. Burada şampiyondan çok şampiyon belki mesela şu an eş olabilir. Vayne olabilir. Ama eşe gitmek istiyorum ben, iki eş yapmak için. Ama bana ne kalırsa artık o eşin kalacağını sanmıyorum ama oldu da belki 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 bir ihtimal Vayne alabilirim. Fiora da düşünmüyorum. Ama hiçbir şey yok şu anda ya. O zaman biz parasına gidelim madem öyle. Bir tane bunu alalım. 2 golddansa 3 gold. Aslında biraz gözyaşı istiyordum ama ne yapalım? Pek benim için süper geçmedi. Vayne alsaymışız bayağı iyi olurmuş ya. Tamam, bayağı güzel pikler geldi. Bunları kullanmayacaktım zaten. Atayım ben bunları. Bunu da satacağım birazdan. Bir seviye atlayalım. Bunu koyacağım ben. Kha'Zix'i de güçlendireceğiz birazdan. Şöyle yapalım hatta. Itemları kullanmak istiyorum ama Vayne falan kullanabilirdim. Sadece bir tane akıncı yayın... Ne akıncı değil ya, neydi? Adını unuttum ya şu saldırı hızı veren şeyi. Soylu bonusumuz Morde de var. Beni yenmesinin imkanı yok şu anda. Bize de öyle biraz ufak zorluyor. İki tane Zed'i var. Ama benim takım şu an çok güçlü. Bu seviyeye göre ben bayağı güçlüyüm. Item'ı verebilirim. Bu adamı satmıştık. Çok pişman değilim. Garen'e verelim bunu. Garen'i zaten kullanacağız. Bu item güzel oluyor çünkü herkes rakip yetenek kullan. Rakipler yetenek kullandıklarını 200 hasar alır diyor. Karşı 9 adam olduğunu düşünün. 9'u 2 kere ulti attığını düşün. Öldü. Direkt 3600 hasar oradan geliyor. Bir kere hasarlar 1800 sadece buradan hasar geliyor ve baya büyük bir hasar. Garen'in yaşaması lazım biraz. Hatta şöyle bile yapabiliriz yani. Fiora ölsün. Fiora'nın önemi zaten şu anda soylu bonusunu bana vermesi. Yaşayınca çok bir şey yapabileceği yok. Stun'ı falan var ama hani ben ondan çok bir şey beklemiyorum. Bakalım bu Tuamur'un canı 68'miş. Buradan da dayak yiyecek. 200 de buradan hasar yedi. Garen 1142 vurdu. Küçük küçük vuruşlarıyla, bu patlatmalarıyla bayağı hasar veriyor şu anda Garen. Yani güzel. Öyle çok fazla görünmüyor olabilir ama ben açıkçası yani beğeniyorum bu item'ı. En iyi item'lardan biri değil ama şu anda item'siz oynamaktansa bu bana gayet güzel geldi. Burada Garen'i öne koyabiliriz. Biraz tanklasın. Beyni koruyalım. Şöyle yapalım. Buradan benim istediğim bir şey var mı? Yordle'a falan gitmeyeceğiz. Burayı tutabiliriz. İki Rengar fena değildi açıkçası ama alabiliriz aslında iki Rengar. Ya da gerek yok. Biz dedi satalım. 20 altına ulaşalım. Buradan en azından biraz fazladan pay alalım. Kayacılları hiç zorlanmadan keseceğiz. Şu anda 5 galibiyet serimiz var. 2 altın alıyorum. Aşırı kolay olacak yani burası. Ondan sonraki turnleri de birkaçını kazanırsak şu anda deli bir param var. Bu parayı da iyice arttırmış oluruz. Güzel bir item düşse şuradan bir. Ne çıktı? Yani ne yapalım. Şu an 2 tane daha Vayne lazım. O durumda Vayne inanılmaz olacak. Vayne'e direkt abartabiliriz. Itemları ona verebiliriz. Bir tane daha bundan. Morellon yaptım Garen'e. Çünkü Morellon Garen'de çok iyi oluyor. Eğer dönerse, başarılı bir şekilde dönerse çok fazla hasar verebiliyor. Ben Garen'in ölmesini istemiyorum. Şöyle yapacağım. Tabii hasar da yemesi lazım ki ultisini atabilsin ama
bakalım. Şöyle tam orta dursun. Direkt bütün hasarı yemesin ama hasar da yesin. En azından şövalye bonusu var. Öyle hasar yiyor ama biraz engellemesi de var. Oo, çok iyi oldu. Bu sefer kaybedeceğimi sanmıyorum. Çünkü Garen'in üzerinde soylu bonusu var. Ultini atıp böyle kanki. Harika. Tamam, çok güzel. Ölmez değil mi? Adam 1v4 yapıyor ben. Çılgın. Git la yürü. Ha, onda da soylu bonus var. Bu biraz kötü. Ve ulti atmıyor şu anda adam. Ben öldüm galiba ya. Soylu bonusu Vayne'de olmasa belki bir ihtimaldi ama. Wow, ucu ucuna kazandım resmen. Öne koyalım biz bu adamı ya. Direkt diğerleri çöp gibi öldü direkt. Bir Vayne, bir bu. Böyle dursunlar şimdilik. 34 altın var. Bir sonraki turn bir level daha atlayabiliriz. Kolcu bonusunu işe yarattırmak için eş kullanabiliriz diye düşünüyorum şimdilik ama Kha'Zix yerine ben Vayne koyacağım ya. Bu turu böyle bir deneyeceğim. Çünkü Kha'Zix çok fazla hızlı ölebiliyor. Çok fazla hasar veremiyor. Ultisini kullanamayabiliyor. Ama bu sefer sıkıntılı bir Pursuit. Güçlü görünüyor bayağı. 3 seviye bir adamı var. Bakalım Garen ne kadar çok olacak. Of, Garen çöp oldu. Garen'i yalan ettiler. Biz sana neler yaptın kanka? Çok hızlı öldük. Çok hızlı öldük. Galibiyet serisi bitti. Buraya çok yapabileceğimiz bir şey yoktu. Adam çok fazla hasar vurdu ya. Bir de silahşör bonusu falan herhalde Garen direkt eridi. Onu da 3. seviyeye doğru ilerletmek lazım. Şanslı olmak lazım. Var mı? Bir tane beynimiz geldi ama RAM da almak istiyorum. Bunları satıyoruz. Bir tane daha beyin lazım şu anda. Level atlasak mı? Level atlamayacağım. Kaybetsek de çok sorun değil şu anda. Burada hasar yemem benim için çok büyük sorun değil. Adamın bir tanesi Warwick'i 3 seviye yaptı. Nuri. Nuri'nin canı da fazla. Burada ortaya falan düşersek alabileceğim bir tane Vayne bana çok fazla şey olur. Veya alabileceğim bir item çok fazla işe yarayabilir. Cash. Öyle güçlü bir kombosu yok gibi görünüyor. Bakalım bizim bir Garen dönsün de. Aynen, soylu bonusuyla Garen yalan etti ortalığı. Burayı rahat aldık. İnsanlar güçlendikçe soylu bonusunun verdiği 100 kalkan artık o kadar işlevsel olmuyor. Yeni kombolara yönelmek lazım burada. Bakalım biz neredeyiz? Neredeyiz? Neredeyim lan? Buradayım. Şimdi buradan işime yarar. Vayne var. Vayne'e gideceğim ben kesin olarak. Eğer alınmazsa. Onu 3 yapmak istiyorum çünkü. Üzerindeki item'ı bir şeyi değiştiririz. Kırmızı güçlendirmeye değiştiririz. Kırmızı oluyordu sanıyorum ondan. Aynen, kırmızı çarp. Kırmızı çarp değil, kırmızı güçlendirme diyelim o zaman. Ve yine kimsenin gideceğini sanmıyorum ben ama. Üst taraftan gelecek. Erken seviye bir beynimiz olmuş olur en azından. İyi, harika. Bir de kolamdan yudum alayım. Harika ötesi, bir de eşimiz güçlendi burada. Bu turda oynasak mı biz bunu? Oynayalım. Neden olmasın? İki tane kolcuyu buradan aldık. Vayne'i korumak lazım. Vayne'e item lazım artık bundan sonra. Bize artık şu anda ihtiyacımız olan ne? İki tane soylu gelirse güzel olur. Bunlardan bir tanesi Kindred. Hatta Kindred önce gelirse hayalet bonusunu da kullanabiliriz. Lucian istiyorum aslında ben soylu olarak. Veya Lucian yerine başka bir Kyle de olabilir. Yora'yı artık değiştirmek lazım. Buzul da olabilir eşin yanına, gayet güzel olur Bram, o yüzden onu tutuyorum. Kimde bonus? Göremedim ama şeyde, Morde'deymiş aynı. Güzel, iyi dayandı ama. Vurabildiğimiz kadar vurmaya çalıştık. Tuamor 57 canda bizi yendi. Benim arkadaşım da baya baya 28 cana düşmüş şu anda. Buradan yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni adamlar arayalım. Alacağım bir şey yok. Ash aldık bir tane.
Yenilemsek mi? Gerek yok. Bir seviye atlayabilirdik. Atlayalım hatta ya. Şunu koyalım buraya. Biraz az altın kazanacağız buradan ama çok da sorun olmasa gerek. Şu anda 4 tane kombom var. Gayet güzel. Tek eksiğim şu anda item. Bekletsem güzel bir item çıkar mıydı ve yine çıkmazdı buradan. Hani ne kadar gerekli, ne kadar iyi bir şey çıkardı ki yani. Buradan kolcuların bonusunun devreye girmesi güzel olur. Şu anda gözlerim onlarda. İkisi de hala şey atamadı. Normal dövüyoruz şu anda. Ah, şu anda Vayne kopmaya başladı ufak bak. Çarpı 2 hızla vuruyor. Şu anda da eş kopuyor. Süper. Kursit'in 10 zaferi varmış maşallah. Bu adam ne para basmıştı şu anda. Varus geldi. Pişmanlık nedir bilecekler. Bir eş daha oldu. Şöyle yapalım. Eş de yukarı doğru gidiyor. Burada kurtlardan inşallah 1-2 item düşer. Bir tane düşeceğini düşünüyorum ama para istemiyorum şu anda kesinlikle. Item çok çok önemli. Özellikle nişancıyı çok 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 daha iş yapar. Belki bir ihtimal bu kemer de iş yapabilir ama dev kemeri miydi? Aynen yani Türkçesi galiba öyle. En azından bunu kırmızı güçlendirmeye çeviririz. %50 hasar vurur. Vayne kolcu bonusuyla hızlı. O maalesef bir item düştü. İkisini birleştirince ne oluyor? Kılıç kıran düşüyor. Silahsız bırakma güzel ama ben daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir Brahm'ımız oldu, ne güzel. İki seviye oldu. Soyludan vazgeçip kolcuyu 3 ama 4 yapabilirdim belki bir ihtimal ama hiç şeye gerek yok şu anda. Hala Kindred ihtiyacım var. Bunu da böyle geçirelim bakalım karşımıza kim gelecek. Umuyorum Pursuit gelmez. Seni buraya atalım kanka. Erkenden tetiklerse şeyini güzel hasar verebilir. Ha, güzel hasar tanklayabilir. Muhammed geldi, 10 canı var. 3 tane item yapmış ama 5 kişi şu anda. 5 tane de yordle var. GG galiba. Aynen. İyi. Fiora bir seviye haliyle bayağı iş yaptı. Ben 10 vurdum galiba. Muhammed'i de elemiş olduk. Çok erken düştü ama bakalım. Buradan bir şey yok bana. Buradan bir Leona'mız geldi. Leona ikinci için gayet güzel. Soylu ve muhafız. O yüzden bunu ben böyle yapacağım. Şöyle yapalım. Adam eksikliğinden tam olarak ayarlayamadım ama böylesi sanki daha güzel gibi. İki tane muhafızım var, iki tane soylum var. Bayağı 5 komboyuz. Bayağı buradan da şeylere yayılacak hasarlar. Bu herkese veriyor. Sol tarafı biraz eksik kaldı sadece şeyin ama ona yapabileceğim bir şey yok. Pursuit geldi bakalım. Pursuit'i yenebilecek miyim bu ağır kombomla? Sanıyorum bu Pursuit'i yenebilecek tek bir kişi varsa o da benim. Ama ben de bir şey yapamayacağım. Ya vurabildiğimi vurdum. Bu adam çok güçlü şu anda. İkinciliği oynayabilirim veya komboyu güçlendirmek için bir hayalet daha falan belki. O tarz yerlerden bir soylumuz daha oldu. Bir yenileyelim bakalım. Burada bir şey yok. Bu geldi. Kimi satsak? Garen. Garen'i mi versek? Seni verelim ya. Lucian. Bu sefer Garen'i verdik. Onlar ölmeden bana huzur yok. Varus geldi. Burayı da böyle bırakacağız. 3 kolcu oldu. Lucian şu anda emin değilim ya. Lucian'ı sallayabilirim. Kim geldi? Nuri Baba geldi. Nuri Baba da fena değil ama beni yenebilecek mi bakalım. Sanki çok fena gitmiyor gibiyim ama. Tamam aldım ben burayı gayet güzel. Nuri Baba'nın da biraz canını düşürmüş olduk böylelikle.
Bakalım seçimlerden bana ne lazım ona bakalım. Garen lazım değil. Vayne iyi gidiyor. Vayne olabilir. Leona olabilir şu anda. Kindred bulabilirsem olabilir. Bunlar özellikle Kindred çok çok önemli olabilir. Bakalım. Kyle var. Combo için bir şey yok ama hız için şeyler yapabilirim. Oo item var direkt şeydi ya. Bu buzdoğan ne yapıyordu? Önümdeki şeyden bakıyorum ama. Adamlar aldı pek. Kyle aldım ama. Leona'nın yerine koyacağım şu anda. Muhafız gerçi muhafız bonusu da çok iyi. Soylu da olabilir. 6 soylu oluyor ama 6 soydan eksiğim kim benim? Onu bir düşünmek lazım. Fiora. Fiora'yı da boş boş kullanmak istemiyorum ya. Pişmanlık nedir bilecekler. Yine biz bir satalım ya. Pişmanlık nedir bilecekler. Romsuz dövüş olmaz. Tamam, bunu da geliştirdi. 49 oldu. Arkada da güçlenen adamlarım var. 4 kolcu için sadece Kindred eksik. Bu adamı yener miyiz? Öyle çok güçlü bir şeye benzemiyor. Kombosu da öyle deli gibi 4 kolcusu var ama bunda sıkıntı o. Ve 2 de hayaletim var. Aynen 2 de hayaleti var. Direkt zaten Leona düştü orada. Kolcuları indirmek lazım şu anda. Gayet güzel bir tanesi indi. Öbürü de iniyor. Tamam burayı aldık biz. 56'ına tekrardan ulaştık. Bir tane şey gelmedi ya, o ADC şeyi gelmedi. Bir Varus daha aldık. Bir tane Varus oldu. Lucian istemiyoruz daha. Şuna gerek yok artık. Kindred. Kindred'i şimdi aldım ama öyle tekrar planı yapmak istiyorum biraz önce, biraz sonra. Hatta belki level atlatıp koyarım. Şimdiden öyle şey yapmak istemedim. Muhtemelen Mordekaiser'i çıkaracağım. Çünkü gereksiz adamı, ondan sonra bir de seviye atlayacağım. Böyle yapacağım. Keşi yener miyiz? Efsane güçlüye benzemiyor şu anda. Aynen sanıyor itemları var sadece güzel olarak. Yani şu an aldık burayı ya. Çok iyi. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Birinciliğe doğru. Pur City saymazsak ikinciliğe doğru gidiyoruz en azından öyle diyebilirim. Oh Braum, son anda gördüm Braum'u. Şimdi buradan bir seviye atlayacağız. Garen'i alalım öncelikle ama. Aslında bu savaştan sonra yapabilirdik ya bunu. Neyse. Şunu aldık bir. Buraya koyduk. Bir sonraki de şuraya. Tamam. İdare eder değil mi? Şöyle yapalım. ADC'ler en azından Leona versin herkese. Bu da bu kadar kişiye verebilsin. Sonra birilerini koyarsak bu tarafa doğru koyarız. Braum'u şuraya koyalım. 4 kolcu çok çok önemli ama bu kadar ADC kasılan bir yerde ADC item'ı gelmemesi üzücü. Bir tane gelse bari. 3 item. Of 4 item düştü. Baya baya şanslıyız. Ama hala şey gelmedi ya o hız item'ı. Çok büyük sıkıntı. Eşe vereceğim ben bunu. Gojin'i. Kırmızıyı şeye vereceğim. Vayne'e vereceğim. Bu ikisini birleştirince ne yapıyor? Ha, şu saçma item yapıyor. O yüzden ona gerek yok. Bu tur 48 altında kalacağız gibi bu tur. Ya da Morde'yi satabilirim. Morde'nin sadece ben şeyinden yararlanmak istiyorum. Artık çok zor. Burayı yenebileceğimizi düşünüyorum. Umuyorum en azından. Öyle geçsin bakalım. Bir son durumlarımıza bakacağız. Kim geldi? Tuamor geldi. Tuamor'un beni yenme şansı var mı? Yordle'lara baktığımızda 3 Yordle'ı var. Büyücüsü iyi. Ama büyücülerin skill'lerini atması çok uzun sürecek. O yüzden kazanabileceğini sanmıyorum. Aynen. Hasarda Garen'i görüyorsunuz. Garen dönüyor tabii ki hasar veriyor. Morellonomicon'dan çok hasar alıyor. Aynı şekilde diğer item da hasar desteğini çok fazla sunuyor. Braum. Bir Braum daha oldu.
Buradan gerek olan bir adam yok. Mordi'yi satmıştık biraz önce. Bir daha alalım. Kimse yok. Buradan dursun bakalım. Böyle. İhtiyacım olan biri var mı derseniz. Hayalet. Aslında Mordi'yi bir daha oyuna sokabiliriz. Kimin yerine sokabiliriz Mordi'yi? Hayalet bonusunu istiyorsak diye. Level atlayabiliriz sanırım ya. En mantıklı sanki level atlamak gibi. Aynen. Bundan sonra refreshlemek yerine sanıyorum level atlamaya para verebiliriz. Bu adam inanılmaz para kasmış. Daha oyun kaybetmedi bu. Güzel ulti Kindred. Ama bugün vurabilirsem ben bu adamları ıskaladan şey yapamadık. Elimden geleni yapıyorum ama çok adam harbiden çok fazla şey ya, çok güçlü. Leona gider mi üst seviyeye? Çok ümitli değilim. Leona kasmayacağım bir daha. Çok da... Bana katıl. Hadi iki de buradan seviye alalım. İkinci oluruz herhalde ya. Bir de Veigar 2 seviye yaptı. Yordle'dan iyice yürüdü adam. Vamos. Bir artı bir adam koymuş sanıyorum. Oha şaka mı? Belki aşama 3 diyordur bilmiyorum ama. Bu sefer fazla ulti atabildi bu adam. Ama biz yine de alacağız gibi. Hayatta 3 tane hala şeyim var. Kolcum var. Ulti gereksiz oldu ama olsun. Vamos'un cana bakalım. 24'te 16'ya düştü. 14'e düştü herhalde. Kimi istiyoruz burada? Şimdiki soru bu. Nar olabilir. Sırf item'dan dolayı diğerleri benim işime yaramıyor. Aa ya da nara gerek yok. Ben şey istiyorum. Artı bir adam koymak şu anda benim en büyük isteğim. Aynen o yüzden bu adam çok çok iyi olacak. Kursit benim istediğim item'i aldı ama bu çok çok daha yararlı şu anda. Bu adam oyundan düşerse belki bir ihtimal kazanırım. Nerede bu? Bunu Leona'ya verelim. Leona da item olmayacak zaten büyük ihtimalle. Seni buraya koyalım kanka. Level atlamaya sanki şu anda gerek yok gibi. Fiora kasmayacaktık zaten. Buradan kasacağım ki şey yok. Kyle bir ihtimal oyun sonu alır mıyız? Almayız. Doylumuz zaten var. Şu anda ben aslında baya şey yaptım ya. Güçlendirdim takım ama. Belki bir iblis falan bulabilirim. Bakalım Pursuit'e neler yapabileceğiz. Yok. Adamı yenmenin şansı yok beyler. Oyunun başından beri her oyun 3 tane 4 tane altın alan bir adamı yenmek pek mümkün değil. Bu oyun sanıyorum ikinci olacağız. Ben elimden geleni yapıp yine burada refreshleri kullanacağım ama. Yok burada Ivarus var. Garen'in bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben Garen'i satacağım bir daha şeyde olursa. Seviye 2 oldu bu. Bir daha şey yapalım. Bir Garen 2 oldu. Dursun bakalım. Bir hasar daha yiyelim. Karşıma belki Tuamor gelirse bir ihtimal kazanırız. Silahsız bırakma deneyelim bari ya. Değil mi? Yani şu an tek şans bu gibi sanki. Belki böyle bir şeyler yaparız da. Benim ıskalamamam lazım. Aslında şu anda item olarak bana şey gelseydi. Şu ıskalatmayan item neydi? Uzaktan vurduran var ya. Kazanıyor muyum? Ne yapıyorum? Adamı ilk defa yenebildik vallahi. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Kimseyi de güçlendirmedik ama arkada güçlenenler var bizden. Bir Garen daha aldık. Dünyanın en saçma item'ı ya. Adama gelen item'a bak. Bizdeki dandikliğe bak. Bundaki bile güzel. Ne yapayım ben şimdi bu item'ı?
Buradan yani çok çok şanssız oldu. Item bekliyordum, bir şeyler bekliyordum. Hiç olmadı ya. Tamam aldık ejderhayı da, yani almasak da olur. Ben kime vereyim şimdi bunu? Kullanıcı ayrıca bir büyücü diyor. Büyü fazla atmasını istediğim kim var? Yani belki bu adam olabilir. Bir daha aldık bunu. Morde kanka. Sana gitmez artık ya bu oyun. Bir ihtimal Leona 3 olur mu? 3 olur, bir şey olur. Şu adamı bir 2 yapabilseydik iyiydi. Eğer karşıma yine Pursuit gelirse ve kazanırsa o zaman bütün paramı harcam, ama bir turn'da 32 vurabileceğini sanmıyorum. Vurabilir ama inanılmaz fazla ıskalamam lazım. Kim geldi? Tuamor geldi. Bakalım. İyi, adam biri direkt düştü zaten. Çok fazla vurdu. Bizim adamın ulti atması lazım artık. Yok oldu. Buradan hasar yedik. 8 canım kaldı arkadaşlar. Bütün parayı harcamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar bulaklı, ne kadar hızlı harcayabileceğim. Pişmanlık nedir bilecekler. Varus. Varus 3 oldu. Paramparça olacaklar. Bununla bir de aldık. Vallahi elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalıştım ama bu kadar oldu. Pursuit bayağı oyuna yayılmış. Birilerini düşürdük. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Yapın bir şeyler. Tamam, bu adamı yeniyoruz ama bakalım diğerini nasıl yenebileceğiz mi? Şu an çok iyi. Tuamor da 8 cana düştü. Benim savaştığım herhalde hayaletti de bir şey olmadı. 17 can. Kim var benim şu an? 2 garen var ihtiyacım olan. 2 garen diyorum. Bu adamla bunu satarız daha, bunlar bir şey olmaz ya. Kindred bir daha geldi. Orada da geldi. Bu da geldi. Haydi harcayalım bari, ne yapalım. Bir eş daha geldi. Bir Braum daha geldi. Şimdi bir eş, bir Braum. Bunlardan ikisinden biri geldiği anda çok çok iyi olacak. Tuamor. Aynen, tamam, o adamın düştü, çok iyi oldu. Var mı yapabileceğimiz orada bir çılgınlık? Hadi öldürebileceğiz mi bu adama? Güzel bir ulti bekliyorum. Şu adamı bir indirin lütfen. Tamam, biz bu adamı aldık, bakalım şimdi ikimiz kaldık. İlk item'ı ben, ilk adamı ben alacağım. Ya eş ya Kindred. Kindred istemiyorum ben. Buradan işime yarayacak biri var mı? Yok, item'a gitmek lazım burada. Değil mi? Hem item hem para, bari bunu alalım. Kindred'dan bir şey çıkmazdı, o yüzden hiç gitmedim oraya. Garen. Sana verelim kanka. Sen tanksın zaten. Biraz daha tanklaş. Eş. Eş. Eş olsa burada kilitleyecektim sayfayı diğer turn almak için, ama bir tane şu anda eşe ihtiyacım var benim. Bu oyunu kazanabilme şansımı yüksek seviyede arttırmak için. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Heyecanla bekliyorum. Çok çok çekişmeli bir oyun. Hayaletten dolayı hemen birini indirdik. Arkada Tristana tehlikeli. Benim Kindred güzel attı ultiyi. Bayağı herkes orada tutuyor. Ama bu çılgın çok fazla vurdu. Ölüyoruz. Hadi be, hadi be, hadi be. Çılgınlık yapın, bir şeyler yapın. Abiler! Olmadı. İkinci olduk arkadaşlar. Bayağı çabaladım. Güzel bir takımım vardı ama bu adam bu kadar para kasmamış olsaydı belki biraz daha şey olurdu. Oyunun işte şans faktörü bazen çok devreye giriyor. Arkadaşın dediği gibi
dediği gibiyse yani aşama 3'te gitmiş neler yapmış. Bronz 4'e yükseldik böylelikle. Yani ben kötü oynadığımı düşünmüyorum bu oyun. Sanıyorum şampiyon da kaçırmadım ama gerçekten çok çok şanslıydı. Ne diyelim, orada bir olan şeyler bunlar. Bu oyunluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Taktik Savaşları videosu önümüzdeki günlerde gelecek. Sihirdar Varisi'nden daha fazla oyun gelecek. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de bunu talep edersiniz. Çünkü ben oynamaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Bu oyunluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, hatta çana tıklamayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. And now I know my heart is a ghost town.